Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz ve İşi Bilen kısmında çok değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim genç bir girişimci Faruk Henden konuğumuz. Dilerseniz Faruk Bey öncelikle bir hoş geldiniz diyelim, sizleri takdim edelim, bizlerle tanıyalım elbette, ardından da keyifli bir sohbetle başlamış olalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız Faruk Bey? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok mersi, bizler değil sizleri tanıyalım mı? Tabii, Faruk Henden, İstanbul'a dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimi Silivri'de tamamladım. İstanbul Silivri ilçesinde. Lisans eğitimimi Beykent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünü bitirerek meslektaşız. Tamam. Evet, evet. Oradan. Şu an yine farklı bir üniversitede lisans eğitime devam etmekteyim. Şahane. Aynı zamanda iş kariyerime aktif olarak devam ediyorum. Neden bu mesleği alanı tercih ettiniz? Bir hikayesi var mı sizin için? Yani şöyle, daha önceden çok küçük yaşlarda düğün fotoğrafçılığı yapmıştım. Hani kadraj bilgim falan, yani o şey, fotoğraf gözüme inanıyordum. Yani dedim ben. Ama tabii tamamen farklı kulvarlara itti şey bizi, hedeflerimiz. Yani müzik oldu, reklam oldu. Ama asıl sektöre girme şeyim, yani kendi projelerimi yapmak istememdi. Aslında biraz da yani dediğim gibi kameralara falan merak duymamdı. Yani kendi istediğim açıyla, kendi istediğim şeyi çekmek benim için bir nevi tetikleyici oldu diyebilirim. Ne güzel. Demek ki o aslında içinizden gelen yetenekle çok da uzak meslekler aslında yapmıyorsunuz, evet, şu an gördüğüm, evet, kadarıyla. Mesleğinizin içindeyiz. Programın başındayken öyleyse kurulum aşamasında bizi en iyi siz anlamışsınızdır, evet, şu an. Evet. Peki şirketiniz hakkında da biraz detaylı bilgi verebilir misiniz? Tabii. 2015 yılında fikir olarak doğduk. Yani o zaman resmi olarak değildik. 2016 yılında prodüksiyon şirketimiz resmi olarak faaliyete geçti. Ardından orta vadelerinde 2016 yılının müzik yapım şirketimiz geçti. Reklam ajansımız geçti. PR şirketimiz, oyunculuk ve mankenlik ajansımız faaliyete geçti. Şu an medya ve müzik sektöründe bütün dallarında faaliyet vermekteyiz. Çok keyif aldığınızı, evet, düşünüyorum değil, evet, mi? Çünkü aslında hani işin içine giren bizi daha iyi anlayacaktır. Önü de arkası da bir o kadar aslında renkli ve eğlenceli. Tabii, yorucu ve eğlenceli. Yorucu ve eğlenceli, aynen, elbette ki. Reklam sektörü gerçekten hani bahsedildiği gibi zor mu? Yani şöyle söyleyebilirim. Reklam sektörü, şimdi kurumsal bir müşteriniz var ya da işi yaptığınız insan sizden bir planlama istiyor, sunum istiyor. İcabında siz hani araştırma yapıyorsunuz, geliştirme yapıyorsunuz. Günlerce, aylarca süren çekimleriniz oluyor. Sosyal medya planlaması yapılıyor. İşte atıyorum oyuncu oynanacaksa ona göre hani o fizikte oyuncu bakılıyor. Sürekli bir hani bir trafik oluyor. Reklam hani ilk başta işi yaptıran insan, yani kurumsal bir firmaysa bu, sizden ne vaat ettiğine bağlı. Yani o sizden çok uç açıcı şeyler istemediği sürece siz zaten ona yapabileceğiniz için en iyisini verebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi reklam gerçekten tempolu, zor bir iş. Yani şöyle söyleyebilirim. Çekimler 3 ay sürüyor, 4 ay sürüyor. Yani zor bir kulvar ama bir o kadar da zevkli ve meşakkatli bir kulvar. Klasiktir ama hani bu oyunculuk için de var. Reklam sektöründe de var. Birkaç saniye için saatlerinizi harcıyorsunuz. Evet. Işığından kameramanına kadar. Küçücük bir belki bakış için, değil mi, saatlerinizi, evet, veriyorsunuz. Evet. Kafanızı belki bir nevi patlatmış oluyorsunuz. Aynen. Beyin fırtınası yapıyorsunuz. Kolay noktalar değil ama sonrasındaki emek izlendiği, aynen, zaman, aynen, tüm yorgunluğunuz belki başarı, gidecektir. Başarı yorgunluğu alıyor. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu sektörde de yaptığınız iş doğrultusunda da birçok işte yapan ajanslar var diyelim, isimler var diyelim. Sizleri faaliyet gösterdiğiniz sektörde diğer rakiplerinize göre artılarınız nelerdir? Yani artılarımız şöyle, mesela bir insanın sesi güzel olduğunu düşünüyorsa ve doğru yoldan nasıl bir kariyer planlaması izleyeceğini bilmiyorsa, bizim ilk başta ses eğitmenlerimiz var. İlk başta doğru tanıyı alıyoruz. Ardından ses eğitmenlerimizden eğitim alıyor. Ondan sonra bütün PR çalışmalarını falan biz şirketimiz bünyesinde yapıyoruz. Bu hani sanatçı olmak, şarkıcı olmak isteyenler için söylediğim bir mevzu. Ondan sonra ilk başta onun sahne fobisini yenmesi için şey oluyor. Biz onu çeşitli konserlerde, etkinliklerde, ufak ufak biraz enstantanelerde, biraz yer, evet, şöyle, evet, değil mi? Evet. Sahada. Ama bu tabii bir senelik, iki senelik, yani uzun bir periyot. İlk başta onun hevesli ve istemesi lazım. Hani şarkıcı olacak insanın, sanatçı olacak insanın. Ondan sonra biz zaten gerekli yardımı yapıyoruz. Reklam konusunda şöyle diyebilirim. Biz çok büyük bir ekibiz. Yani özellikle reklamda. Hani rakiplerimize göre diğer artılarımız şöyle. Biz çok büyük planlamalar yapıyoruz. Yani ilk başta çekim aşamasından sosyal medya planlamasına kadar, onu televizyona gerekirse, servis edilirse, onun komple bütün aşamalarında biz yanında oluyoruz. Yani çekti kaçtı gibi bir şey yok bizde. Bizim artımız komple işin başından sonuna kadar o işin
şeyiz yani. Gerçekten manevi duruyoruz. Destek oluyorsunuz. Aynen. Prodüksiyon şirketimizde zaten kendi projelerimizi daha çok faaliyete hayata geçiriyoruz. O yüzden diğer artılar, iki konuda bahsettiğim gibi onlardan artılarımız var. Çok güzel. Ben ilk defa bu kısım mesela hayatımda duyduğumu düşünüyorum. Başka yapan var mıdır böyle? Hani sanatçı olacağım. Bu yolculukta en böyle hani mutfak kısmından tutup elinden yavaş yavaş kademe kademe o yolculukta bak böyle olacak, süreçler böyle. Belki memnun olacak, sonrasında vazgeçecek. Ben bilmiyorum, duymadım. Başka var mı böyle yapan? Valla başka varsa da ben de duymadım. Yani illaki vardır. Yani şimdi bizim yaşımız çok ilerleyen yaşlarda değiliz ama en azından vardır ama biz şu an gerçekten yeni bir bakış açısı getirmek istiyoruz müzik, özellikle evet. Müzik ve şeyde. Yani insanların korkarak değil de insanların hevesle bu işi yapacağını, yani biz komple onların yanında olmak istiyoruz. Yani hayatın her döneminde, kariyer planlamasının içinde yanında olmak istiyoruz. Yani sadece onlara kalan heves ve cesaret olması. Evet, cesaret olması lazım. Hem böylelikle aslında sudan çıkmış balık gibi de olunmaz diye aynen, düşünüyorum aynen, değil mi? Tabii. Tabii o tatlı heyecan hiçbir zaman bitmesin, aynen, o ayrı aynen. Konu da. Şirketinizin gelecek hedeflerinden de bahsedelim mi? Gelecek hedeflerinden şu ilk önce tabii ki de Türkiye'de ses getiren projeler yapmak istiyoruz. Çoğu projeyi yaptık zaten. Çok ses getirdi mi bu göreceli bir kavram başarı herkese göre. Ama ilk başta kendi hayallerinize, kendi hedeflerinize biraz tahammül etmeniz lazım. Zaten kendi hedeflerinize, kendi hayallerinize tahammülünüz yoksa başkasının ofisinde gidip başkasının hayallerine dahil olursunuz. İlk etapta yani kendi hayallerinizi, kendi hedeflerinizi inanmanız lazım. Biz gerektiğince inandık. Şu an bu yolda doğru ilerlediğimizi tahmin ediyoruz. Bir gelecek hakkında bir televizyon dizisi projemiz var ama bu bir sosyal medya platformu olacak. İsmini vermek istemiyorum şu anda anlaşma aşamasında. Bu tabii yurt dışı ve Türkiye çekimleri de olacak bunun. Hani daha çok yabancı patentli oyuncular olacak. Yani ama Türkiye'de farklı bir konsept olacak. Çünkü Türkiye'de televizyon, özellikle televizyon çok uzun süreli şeyler, diziler. Yani çok meşakkatli ve yayın saatleri çok uzun. Yani çünkü kanal bir şey istiyor, yapımcı onu vaat ediyor. O yüzden bizim yabancı Avrupa ülkelerine göre biraz o süreyi kısaltmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü o sette çalışan insanlar da ona göre biraz yoruluyor. Sürekli haftanın 6-7 günü çekim oluyor. O yüzden biz sosyal medyayı tercih etmek istiyoruz. Yani o platformu tercih etmek istiyoruz. Haftanın bir günü olacak bölümümüz ama farklı bir konsept olacak. Sürpriz olsun diyorum. Komedi tarzı mıdır? Aksiyon. 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 Hadi bakalım. Aksiyon macera tarzında aynen. Güzel bir dizi bizleri bekliyor olacak. Genç bir girişimcisiniz. Ama gerçekleştirmeyi çok istediğiniz bir projeniz var mı? Şöyle var. Bu tabii ne zaman olur? İlerleyen periyotta mı olur onu bilmiyorum ama bir şöyle devasa bir stüdyo kurmak istiyoruz. İşte 4'e 5'e bölmek istiyoruz. Bir tarafını komple ses stüdyosu, bir tarafını oyunculuk eğitimleri için bölmek istiyoruz. Bir tarafını işte spikerlik kursu almak isteyenler ya da manken olmak isteyenler için defile, hani bizim komple o işin ustaları, erbaplarının oraya hani jüri üyeleri gibi geleceğinin, herkesin orada o işten alaylı çıkmasını istiyoruz. Yani ilk başta bir eğitim almasını istiyoruz. Onun için çalışmalarımız devam ediyor ama ne zaman olur bilmiyorum. Ama yapmak istediğim en çok şey de o. Yani oraya gelen tamamen bir akademi gibi görmesini istiyorum o insanın. Hayallerini oradan gerçekleştirip çıkmasını istiyorum. Okul tadında. Evet. Güzel bir akademi. Evet. Okulu diyelim, stüdyoları aynen. Diyelim inşallah. İnşallah. Hayalinizdeki gerçekleşmiş olur, ne kadar güzel. Bu yılda Magazin Express'in düzenlediği ödül töreninde bir ödül bekliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. 2017 ve 2018'de iki farklı organizasyonda ödül almıştım ben. Türkiye'de yılın girişimcisi ödülünü almıştım. 2018'de bana Magazin Express'ten layık görüldü bir ödül. Bu yıl 2019 yılı bizim için başarılı geçtiğini tahmin ediyorum. Yani en azından biz öyle tahmin ediyoruz ki daha projelerimiz bitmedi. 2 aylık bir periyot var şu an ama daha bu 2 aylık periyosunda bir 30-40 tane projemiz daha var. Biz iyi olduğumuzu düşünüyoruz. O ödül bize gelirse tabii paşa paşa gideceğiz alacağız ama bizden iyisi varsa tabii ki de ona versinler. Yani hak eden alsın diyorum ben. Hak eden almış olsun. Gerçekten emeğini ortaya koymuş, çabalayan hepimiz için her konuda evet. Ödüller aynen. Onların olsun diyelim. Siyasete gelecek olursak, evet. Siyasette de böyle hani giriş yaptığınızı düşündüğüm, siyasette ben de varım deyip aktif olarak yer almayı düşünüyor musunuz? Bu soru gerçekten bana çok geliyor. Siyasette şu an aktif olarak yer almayı şöyle... Bu bir gün olacak yani işin açıkçası. Bu bir gün olacak çünkü yakın çevremde siyasetle ilgilenen insanlar özellikle Ankara'dan falan hadi daha zamanı gelmedim falan filan diyor ama şu an benim yaptığım iş gerçekten çok yoğun bir tempolu bir iş. Yani işime yoğunlaşmak istiyorum şu an. Yakın çevrem de hani istiyor artık zamanı geldi diyor ama benim gerçekten şu an öncelikli hedeflerim var.
Hani biraz daha o hedeflerde ilerlemek istiyorum. Bu gün olacak, o gücü kendimi hissediyorum siyaset. Ama bu 5 senelik periyotta mı olur, 3-5 senelik ya da 10 senelik periyotta mı olur tam bilmiyorum. Ama o bir gün olacak, o gücü hissediyorum. Dediğim gibi şu an bizim çok yoğun bir tempomuz var. Hani 20 günlük bir periyot, 60 günlük bir periyotta 20 kilo verdiğimi biliyorum ben bu sene içerisinde. 20 kilo. Tabii 20 kilo yani 62 aylık bir periyotta. Çok yoğun bir tempomuz var. Oradan çıkıyorsunuz konsere, konserden çıkıyorsunuz reklam çekimine gidiyorsunuz. Reklam çekiminden defile çekimi oluyor. Defile çekiminden bambaşka bir çekime gidiyorsunuz. Evi unuttuğumuz oluyor. Şu an zamanı değil ama dediğim gibi isteyen, bizi görmek isteyenler var orada. Ama bu kısa vadede mi olacak, uzun vadede mi olacak onu tam bilmiyorum. En kısa sürede diyelim inşallah. Evet. Başarılı her daim projelerinizde sizleri görebilmek dileğiyle. Şunu da sormak istiyorum. Hani bu sektör öyle bir sektör ki dediğim gibi hani ışığı bol, görüntüsü güzel, eğlencesi de bir o kadar güzel ama kimi ajanslar var adını duymak istemeyebiliyoruz. İşte sözleşmelerimiz alınıyor. Hani derler ilk 5 yıl hiçbir yere gitmeyeceksin. Evet, evet, evet. Tabii ki de herkesin kendine göre düzeni vardır ama şunu demeye getiriyorum. Bu sektörde böyle yanlış algıların dışında sizi bırakacak, neden sizleri tercih etme kısmında kapınızı çalsınlar? Sizin farkınız nedir? Bizim farkımız yani şu an özellikle oyunculuk konusunda ajanslar çok yanlış bir politika izliyor. Yani para alıyor sizden ve yüklü paralar alıyor. İşte bunu fotoğraf parası diye talep ediyor. Ama iş yok. Hı hı. Ondan alıyor, ondan arıyor alıyor. Sizi tabii tabii. Deyip. Aynen yani aracı koyuyor, komisyoncu koyuyor araya. Sadece bizim oyunculuk hani oyunculuk ajansımız etabında söylemiyorum bunu ama biz öyle bir vizyon yapmak istiyoruz ki Türkiye'de özellikle hani özellikle çok farklı bir vizyon olsun istiyoruz. Dediğim gibi yani öyle bir akademi kurup insanların bize gönül rahatlığıyla gelmesi ve bize geldiği zaman tam güvenle gelmesi, kendini bize komple manevi olarak emanet etmesi lazım. Oraya geldiği zaman da başarı kaygısını kesinlikle düşünmemesini istiyoruz. Yani oradan başarılı olacağını mutlaka emin olsun istiyoruz. Yani vizyonumuz öncelikle bu. Bunu da çok kısa vadede gerçekleştireceğiz. Saha çünkü bambaşka değil evet, mi? Evet. Yani işin eğitimini aldıktan sonra, akademisini aldıktan sonra işte siz böyle küçük çapta yavaş yavaş o sahaya sunduğunuz evet. zaman sahanın büyüleyici belki evet. noktası çok daha başka evet. olacaktır. Her meslekte olduğu gibi aslında. Aynen, aynen. Zevkli bir sektör. Hani bu sektöre girmek isteyenler yani bu sektörde başarılı oyuncu veya işte manken, model, işte kameraman, yönetmen olmak isteyenlerin tamamen ilk önce kendine inanması lazım. Ondan sonra zaten gelecektir yani. Başarı onu izleyecektir. Sizi izleyenlere en son ne söylemek istersiniz? Beni izleyenlere en son ne söylemek isterim? Hayallerinizden özellikle genç kardeşlerime söylemek isterim. Ben de çok öyle yaşlı bir karakter değilim. Ben de genç gencim sonuçta. Genç bir girişimcisiniz. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Tamamen hayalinize odaklanın ve o da hayaliniz bir gün gerçekleşecek eğer vazgeçmezsiniz. Mutlaka gerçekleşecektir. Doğru politikayı, doğru yolu izleyeceksiniz. Kesinlikle çok çalışacaksınız. İşin püf noktası bence bu. Harika dediniz. Bir gün mutlaka olacaktır. Yeter ki emek verin. Aynen. Kiminin zamanı bellidir. Kimi bu zamanda şunu elde edebilir. Kimi üniversiteyi şimdi kazanabilir. Kimi 3-5 yıl sonra. Hepimizin evet. belli bir zamanı var. Hayaller doğrultusunda inşallah sağlıkla, başarıyla ilerlemek en i̇nşallah, güzeli. Aynen. Bu genç yaşta nice güzel her daim başarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Yolunuz kat açık olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Emeğinize, yüreğinize sağlık şimdiden. Teşekkürler. Çok mersi. Değerli konuğumuz efendim, girişimcimiz Faruk Henden bugün İşi Bilen programındaydı. Bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.